ebekliyim, perişanım. 84 yaşındayım, kemer sıkmaya bıktım. Ama köleliği yaşatıyorlar bize. Vatandaş çöp topluyor, millet seyrediyor. Pazarın artıklarını yiyoruz, bayramı unuttuk. Din yok. Dinimi unutturdular. Din. Deist oldum onlar yüzünden. Eğitimle düzelir maalesef. Eğitimi de başımızı yıkıyorlar. Her okula bir imam hatip hocam vermeye, onunla eğitmeye çalışıyorlar. Nalet olsun böyle bir hükümetten, böyle bir idareden nefret ediyorum. Ekonomik vallahi öyle bir zor durum, hayatlara sıkıştık ki. Hiçbir şeyin yanına yaklaşılacağı kalmadı. Sadece karın tokluğuna çalışıyoruz. 3-4 tane bir evde, şu anda 4 tane çalışanım var. Aynen sıfçıya getiriyor. Hizasına getiriyor yani. Kirada kal. 5 milyar lira kira. Nereden basan 6-7 dedi de zorla düşürdük bu kadar fiyata. Ancak canımız nasıl yaşarız? Ancak nasıl hayata da tutunuruz? Onun peşindeyiz. Başka bir düşüncemiz olsa da düşüncelerimizi şey yapamıyor yani. Biz çocukları nasıl evlendireceğiz? Biz bu çocuklara nasıl yuva kuracak? Neye? Oğlanlarımız bekar kaldı resmen. Çünkü dördümüz beşimiz bir arada bir evi zorla geçindirebiliyorsak, çocuğu evlendirdin, bir kiraya oturttun, o çocuk nasıl geçinecek? Bayramı nasıl karşılıyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Evdeyiz. Hiçbir şey alamıyoruz. Her şey ateş pahası. Yani gelen geliyor. İşte bir çocuklara şeker verirsek veriyoruz. Artık ne harçlık verebiliyoruz torunlara, ne çocuklara, hiç yani. Gerçekten yok. Yok yani. Veremiyoruz. Çocuk bile sevindiremeyecek duruma geldik. Geçim olarak çok sıkıntı yaşayan biriyim. Gurbetçiyim ben burada. Yani şöyle söyleyeyim. Asgari ücret belirlendi. Bu çok az yani bizim için, gerçekten çok az. Kimse yani geçinemez bu parayla. Ben mesela ek iş olarak başka işler yapıyorum. Video çekimliği falan yapıyorum. Anca öyle geçimimi sağlayabiliyorum. Yani ülke çok değişti. Bayram ben hiç karşılamıyorum. Zaten bayram diye bir şey kalmadı. Ben öyle diyebilirim. Yani memlekete gitmek istiyoruz. Bilet bulamıyoruz. Hem çok pahalı hem gidişlerimiz sıkıntılı. Mağazaları gezerdik. İstediğimiz şeyleri alabilirdik. Ama şu an artık bir şey alamıyoruz. Mecbur pazarlara falan gidiyoruz. Yani gitti bizim hayat. Öyle söyleyeyim. Vallahi fazla ekleniyoruz. Çünkü durumumuz da iyi olmadığı için zor geçiniyoruz zaten. Kirada kalıyoruz. 2 milyar veriyoruz. Yani geçim yüzünden yani bayramı geçiremiyoruz zaten. Bir kurban kesemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Eşim hasta. Mesela şimdi bir hayvan kesemiyoruz. Mesela bir bayram alışveriş yapamıyoruz. Yani durumumuz yok yani. Türkiye Cumhuriyeti bitmiş yani. İflas etmiş yani. Fişini çekmişler yani. Ya sorumlusu kim oluyor? Sorumlusu onun devlettir yani. Bu ülkeyi yönetenlerdir yani. Sorumlusu ben değilim ya. Halk değil ki yani. Bayram ilk çekildi. Bayram evde karşılayacağız. Bayram evde geçecek. Bayram alışverişinde hiçbir şey yok yani. Zaten 8500 lira. 8500 lira bayram alışverişi nasıl yapacaksın ya? Bak erken gel. 8500. Benim emekli maaşımdan normal çalışıyorum. Yani diyelim ki ortalama 20 bin lira. Ay başı da eve gelmadım bitiyor ya. Ay başı gelmedim bitiyor. Zaten 4-5 bin lirası bana gidiyor, kendim harcıyorum zaten. Sigara yok, alkol yok, kumarı hiç yok yani. Ama yine yetmiyor yani. Bu ülke yani bu şekilde yani bu 8 bin lira. 20 bin lira da 30 bin lira olsa yine olmaz yani.